Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir örneğim var ve çok kolay. Yeni başlayanlar için özellikle tavsiye ederim. Şimdi örneğimize başlayalım. Çok güzel ve çok kolay. Bebeği ipi kullanıyorum arkadaşlar. Markası kaybettim ama bütün bebek iplerinden ve diğer iplerden çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir örnek. İp markasını söylemiyorum ya, çünkü bütün ip markalardan olabilecek, bütün iplerden olabilecek bir örnek. Şimdi onu yapacağım sizinle. Şöyle zincirimi çekiyorum. Çok arkadaşlar, zincirimiz çok sıkı olmasın. Şöyle rahat bir zincir çekelim. Gördüğünüz gibi şöyle çekeceğim. Tığımı 3 numara kullanıyorum arkadaşlar. Bebek iplerinde genelde kalın olursa ya da ince olursa şimdi tığımın numarasını ayarlıyorum. Elinizin durumuna göre tığ numarası da değişebilir. O yüzden biraz bir parça yaparak da deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şu şekilde zincirimi çektikten sonra bir tane bırakıyorum burada. Şöyle sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle ikisini bir çekiyorum. Başına dolamadan alıp ikisini bir çekiyorum. İpimi de bakın şöyle tek kanat batıyorum. İkisini bir çekiyorum. Bir sıra boyunca sık iğne yapacağım. Ondan sonra üstü örneğimize geçeceğiz. Örneğimiz de zaten çok kolay. Hepimizin yapabileceği bir örnek. Ve güzel, her yerde kullanabilirsiniz. Çok şık ve güzel bir örnek. Ölçü vermiyorum, sayı vermiyorum, çünkü yapacağınız şeyi bu sıkı örneği yaptıktan sonra ölçü alın arkadaşlar. Önce zincirinizi uzunca çekin. Bir sıranızı yaptıktan sonra örneğin, ondan sonra ölçünüzü alıp kalan zincirinizi kesebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi sık iğnemi yapıyorum bir sıra boyunca. Bak, elimde çok sıkı değil arkadaşlar benim. Biraz ipin ve tığın gelişine göre yapıyorum. Çok örgülerde çok sıkı kullanmayın. Eliniz çok sıkıysa, yapamıyorsanız bir tık kalın tığ kullanın. Şu şekil. Bakın şöyle sık iğnemi yaptım. Yalnız sık iğnemi sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Çift sayı olması için saydım. 36, bir tane daha yapalım. 30, 36 mı dedim? Şaşırdım. 2, 4, 37'ymiş. Bir tane daha yapacağım. Şöyle çift sayı yaptım. Bir zincir çektim. Pardon, iki zincir çektim. Örneğimi döndürdüm arkadaşlar. Başına doluyorum. Bir tane şu baştakini bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle üçünü bir çekiyorum. Tekrar başına doluyorum. Aynı yere batıp üçünü bir çekiyorum. Başına doladım. Bir tane bırakıyorum. İkinciye, üçünü bir çekiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle üçünü bir. Başına doladım, bir tane bıraktım. İkinci sık iğneme battım. Bir, aynı yere iki tane yarım trabzan. Bir tane bıraktım. İkinciye bir ve iki. Bir tane sık iğnemi bırakıyorum. İkinci sık iğneme batıp üçünü bir çekiyorum. Şöyle bir tane bıraktım. İkinci sık iğne batıp hepsini bir çekiyorum. İkinci sıramız da bu. Çok kolay. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu şekil
hepsini bir çektim. Bir tane atlıyorum, hepsini bir çekerek yarım trabzanlar oluşturuyorum. Bir tane atlıyorum ikinciye. Delik alıyor bazen arkadaşlar, onlara dikkat etmek gerekiyor. Sonra onları yok etmek zor oluyor. Baştayken önlemimizi almamız daha iyi. Bir tane bıraktım, ikinciye battım. Ve en sonda da en sona buradaki en sondaki sık iğneme de bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim ve örneğimi döndürdüm. Örneğime bakın şu şekilde. Şimdi örneğimizi döndürdük. Hemen dibinde, hemen buraya bakın arkadaşlar. Buraya bir sık iğne. Bütün trabzanlarımın tepesine birer sık iğne yapıyorum. Bütün trabzanlarımın tepesine. 2 2 alıyorum. Bakın şöyle. Niye kanadı çıktı ipin anlamadım. Çok çıktı. Hepsine batarak sık iğnemi yapıyorum. Şöyle batıyoruz arkadaşlar. Şu ikiye. Şu öndeki karıştırmasın kafanızı. Sık iğne, bir sıra sık iğne, bir sıra yarım trabzan olmak üzere örneğimiz bu şekilde gidiyor. Şimdi bakın sona geldim. Buraya battıktan sonra bir tane de şu zincirimin içine batıp sık iğnemi yaptım. Bir, iki zincir. Örneğimi döndürdüm. Şimdi arkadaşlar bir tane bırakıyorum. Bakın burayı bırakıyorum. Buraya bir, iki tane yarım trabzan. Bir tane atlıyorum ve bir, iki tane yarım trabzan. Bir tane atlıyorum. Bir, iki. Bir trabzan sık iğne atladım. İkinciye bir sık iğne. Şu şekilde. Birazcık daha yapalım. Şimdi bir tane atlıyoruz. Yarım trabzanımızı yapıyoruz.
trabzan yaptım ve en sonunda şöyle bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, örneğimi döndürdüm. Şimdi arkadaşlar tekrar buraya geldik. Bakın hemen ilk trabzanıma batıyorum bir sık iğne. Bütün trabzanlarımın tepesine birer sık iğne. Şöyle devam ediyor böyle, bu şekilde. Bakın arkadaşlar, örneğimiz bu şekilde çıktı. Arkası da bu şekilde. Arkası da önü de gayet şık, güzel bir örnek oluyor. Ben birazcık daha büyüteyim arkadaşlar örneğimi. Ondan sonra bakalım, daha şık görünceli siz de fark edeceksiniz. Bakın ne kadar şık oldu. Çok güzel oldu. Örneğim arkadaşlar çok şık duruyor. Çok her şeye yakışacak. Çok şık bir model oldu. Şöyle yakından göstereyim. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Arkasını da rahatlıkla kullanabilirsiniz her yerde. Önü de bu şekilde. Çok beğendim ben bu örneği arkadaşlar. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle gayet şık ve güzel bir örnek. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.